Herkese yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür Allah'a. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, tüm dünya çocuklarının bu güzel günü kutlu olsun inşallah. Aynı zamanda bugün Ramazan orucunun yani ilk teravih günü, ilk sahura kalkacağımız gece maalesef buruk. Ramazan'ı buruk karşılıyoruz. Teravih namazı kılınamayacak. Camilerimiz maalesef kapalı. Geçici bir durum. İnşallah seneye Allah ömür verirse, Rabbim nasip ederse camilerimiz dolup taşar teravih namazlarında. Vakit namazlarında böyle coşkuyla karşılarız Ramazan'ı. Bu sene biraz buruk karşılıyoruz ama olsun. Biraz önce ikindi ezanı okundu. İkindi ezanından sonra 7 pare top atıldı. Biliyorsunuz bu her yerde oluyor diye biliyorum ben. Yani Türkiye'nin her yerinde yapılıyor diye biliyorum. 7 tane top atıldı. Çocukların da Alper az çok biliyor da Aytuğ fazla bilmiyordu. Hemen pencereye koştular, topları saydılar. O kadar duygulandım, o kadar duygulandım ki bu gece sahura kalkacağız. Saat 3'te eşim işe giderken gece 1.30'da gelecek ya. Ben de dedim ki uğurlarken hadi güle güle git, sahurda görüşürüz dedim artık. O gece geldiğinde, o geldikten sonra sahurumuzu yapar, yemeğimizi yer, öyle yatarız artık bu gece. Böyle Ramazan'ı da başlıyoruz inşallah. Şimdi ben mutfaktayım. Şöyle bir bu nedir? Bu oda parfümü. Dün çarşıya inmişti Ali. Parfüm de almış. Oda parfümü almış. Biraz daha fazlaydı bu. Şu banyodaki parfüm şişesine koyduk. Az kalmış, bitmişti. Bunu Ali yapmış. Bunu yarı yarıya sulandırıyorsunuz. Açıkta satılıyor bu. Bunu yapmış. Çok güzel kokuyor. Ben bu da arabanınki. Arabaya koyduğumuz. Yani normalde biz bunları almıştık. Bitti. Bittikten sonra da hani bunlar marketlerde satılıyor biliyorsunuz. Bittikten sonra da açık almaya başladık. Bunlar daha, bu açıkta satılan parfümler hani biraz daha ekonomik oluyor. O yüzden de biz de böyle almaya devam ettik. Şimdi ben bunu şey yapacağım. Bunun bir koyayım bakalım. Yarı yarıya su koyacağım çünkü. Şöyle dökmeden koyayım, ziyan olmasın. Bu kadar. Şöyle görüyorsunuz. Şuraya kadar. Üzerine de bir bunun kadar su ekleyeceğim. Çünkü yarı yarıya su eklemeniz gerekiyor buna. Buna yarı yarıya su eklemeniz gerekiyor. Bu kadar yeter. Evet, oda parfümümüz hazır. Bu arabaya koyulacak. Bu da banyonunki zaten. Aslında bir şişe daha vardı. Hani banyo tuvalet beraber bizim. Bunu biraz sonra, gerçi Ali arabayla gitti işe. Bugün arabayla gitmesi gerekiyordu. Neyse, yarın koyarız arabaya bunu. Bu da banyonunki, banyoya koyarım şimdi. Bir tane daha şişemiz vardı, ona da yapıyordum. O da odalara sıkmak için vestiyerde bırakıyordum da herhalde artık o şişe delindi falan, attım mı ne yaptım. Neyse ben bir tane şunlardan alırız. Şöyle dolu şişe alırız. O bitince yine aynı şekilde böyle devam ederim. Bu şekilde oda parfümü aldım. Bakın bu aldığımız oda parfümü 5 liralıktı biliyor musunuz? Ne kadardı? Şu kadar bir şey. Daha doğrusu şöyle bir şeydi de. Hani Ali şunu yapmıştı. Yani 5 liralık oda parfümü. 5 liralık oda parfümünden, açıkta satılan, bu deterjancılarda satılan oda parfümünden bu şekilde 2 şişe oda parfümü çıkarıyoruz. Yani ekonomik. Çok ekonomik yaşıyoruz. Ya öyle yaşamak zorundayız. Ama gerçekten kokusu çok kalıcı. Bunu tavsiye ederim size. Bilmeyenleriniz varsa bu açıkta deterjancılar her yerde var. Oraya gidersiniz, sorarsınız bir açık parfüm satılıyor mu diye sorarsınız. Yani düşünün artık şu kadarcık 5 liralık, bu kadarcık 5 lira, 5 liraya almış 5 liralık parfümden ben 2 şişe parfüm çıkarttım. Normalde bu parfümler
Bilmiyorum. Bir zamanlar 5 lira falandı bu şişeler. Uzun zamandan beri almıyoruz. Bu açıkta satılanı almaya başladığımızdan beri almıyoruz. Bunlar düşünün yani ben 5 liraya 2 şişe parfüm elde ettim. Ekonomik yaşamak zorundayız. Hayat şartları. Ha, parfüm çok bir ihtiyaç mı? Hayır, tabii ki ihtiyaç değil. Ama hani arabanın döşemelerine, koltuklara falan sıkıyorsun. Arabayı açıp bindiğin zaman hoş bir koku var arabanın içinde. Temiz, mis gibi. Tuvaleti banyoya sürekli arada bir sıkıyorum mesela. Yani odanın içi, evin içine girdiğin zaman evin içinde her yerde çok hoş bir koku oluyor. Seviyorum bu yönden de. Çok aşırı derecede parfüm tüketen insanlar değiliz. Ama bunları da böyle ara ara kullanıyoruz. Böyle şimdi ben ne yapayım, ne yapayım? Gün akşama dönüyor. Saat şu an 5'i 10 geçiyor. Birazcık balkona çıkacağım. Balkonda biraz böyle oturacağım. Ondan sonra da içeriye geçerim. Bugün normalde çamaşır makinesi tamircisi 4 ile 6 arası geleceğiz demiş ama gelmediler. Bilmiyorum. Bu saatten sonra da gelirler mi, gelmezler mi bilmiyorum. Bir balkona çıkayım. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar çok balkona çıkıyorsun Gökgün. Ne kadar çok balkonda oturuyorsun Gökgün. Vallahi gerçekten sıkılıyorum artık. Yani ben 1,5 aydan beri, bu korona çıktığından beri ben daha yani sadece 2 defa sağlık ocağına gittim. Başka da hiçbir yere gitmedim. Artık çok sıkılmaya başladım. O yüzden de böyle fırsat buldukça balkona çıkıyorum. Temiz hava alıyorum. Ne yapayım? Bu şekilde ben de kendi kendimi meşgul ediyorum işte. Şu an saat 7'ye geliyor akşam üzeri ve yağmur yağmaya başladı. Hava kapandı bayağı bir. Yalnız çok güzel bir toprak kokusu. Mis gibi. Thank you.
Şu an akşam oldu. Yağmur yağmaya devam ediyor. Hava karardı. Akşam ezanı okundu. Biraz toz aldım. Bayağı bir toz olmuş. Yatak odasına bu ara pek uğraşmıyordum. Bayağı bir toz olmuş. Toz aldım. Bir güzel temizledim. Temizlik yaptığım bezleri de böyle Domestoslu deterjanlı suya ısladım. Sıcak suya özellikle burada böyle beklesinler. 2-3 saat beklesinler, temizlensin. İyice bir güzel yıkayıp sererim. Şimdi ezan okunduğuna göre namazımızı kılalım. Müşri sen canı suyla kutlanıyor. Komşumuz şey Ölürüm Türkiye'm şarkısını açtı. Bütün herkes komşular herkes balkonda şu anda. Saat 9. Arabaya bak. Anneciğim. Anne. Topluluk şarkı yapıyorum. Topluluk şarkı yapıyorum. Yap. Aferin benim kuzularıma. Öbür kolundan salla. Nisan'ımızı da coşkuyla kutladık. Yine de çocuklarımız sevindiler, mutlu oldular. Çok şükür Allah'a. Allah'ım inşallah seneye olması gerektiği gibi kutlamayı nasip eder. Saat 9. Mutfaktayım. İşte karnımız acıktı. Dünden yaptığım makarna var. Kıymalı makarna. Bir de dün Ali'nin isteği üzerine salatalık cacığı yapmıştım. Bugün Ali yok, çalışıyor işte. Ben de marul cacığı yapayım bugün dedim. Tam elime aldım. Sağda da baktım saat 9 ama yani kulağım dışarıda, pencerede. Bekliyorum, ses bekliyorum. Okullardan şey sesleri gelecek ya. Marş, İstiklal Marşı sesi falan gelecek. Bekliyorum, bekliyorum. Ses gelmiyor ama dışarıda da felaket bir yağmur var bu arada. Meğerse yağmur sesi bastırıyormuş. Salona gittim. O anda bir sesler, çığlıklar falan işte ne bileyim. Böyle bir ses. Aa dedim çocuklar koşun koşun. Çabuk dedim balkona şey başladı. Kutlama başladı. Çocuklar bir fırladılar. Bayraklar da duvarlarda asılıydı ya. Hemen bayrakları aldılar duvarlardan. Balkonda komşumuzla Ölürüm Türkiye'm şarkısını açtı. Karşı komşumuz falan hep beraber bayrak salladık. Videolarımızı da okul gruplarına, sınıf gruplarına gönderdik. Hem Aytuğ'un sınıf grubuna hem de Alper'in sınıf grubuna ikisine de gönderdim. Biraz önceki izlediğiniz video. Güzeldi. Duygulanıyorum ben. Çok duygulanıyorum böyle anlarda. Allah'ım inşallah seneye büyük bir coşkuyla kutlamayı nasip eder. Daha güzel, daha olması gerektiği gibi okullarımızda kutlarız inşallah. Ramazan'ı da öyle, 23 Nisan'ı da öyle. İnşallah seneye sağlıklı günlere çıkarız. Coşkuyla kutlarız. Makarnam da ısınıyor. Saat 9 bu saatte yemek yiyeceğiz. Ama şey ya işte Ali evde olmayınca o çalışınca şey oluyor biraz. Düzensiz oldu bugün. Bir de işte yarım saat kadar şeyde oyalandık. Balkonda oyalandık kutlamaya. Kutlama şeyine oyalanınca videoları gönder falan. Tabii herkes internete şey yaptı. Yüklenince videoyu gönderiyorum. Gitmiyor video. Onunla uğraştım biraz. O yüzden yemek işi biraz gecikti. Şimdi makarnam ısınıyor. Karnım ısınıyor. Dışarıya çıkıp arka balkondan sarımsak getirmem gerekiyor. Geleyim sarımsağımı getireyim.
her zaman söylüyorum ya, hiç bitmeyen bulaşık bitmiyor. Yiyoruz, yedikçe bulaşık çıkıyor. Desenize hanımlar. Gülnur, bulaşık bitmiyor diyorsun. Yedikçe bulaşık çıkıyor desenize. Bu boğaz durmuyor. Karnımız sürekli acıkıyor. Boğazımız durmuyor. Boğaz durmadığı sürece de bulaşık çıkıyor. Neyse ki makinalarımız var. Allah'a çok şükür. Allah eksikliğini göstermesin. Her ne kadar makineyi doldurmayı sevsem de boşaltmayı hiç sevmiyorum. Ay ben de fazla oldum değil mi? Yani. Neyse şunları bir gevezelik yapıyorum işte. Ne yapayım? Evde tek başıma sıkılıyorum arkadaşlar. Yani tek başıma dediğim. Tabii ki Allah'a şükür çocuklarım var da. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Eskiden de o sıkılmalar. Önceden işte bir çocuk, iki çocuk falan vardı. Böyle çok sıkılırdım. Evde işi gücü bitirdim mi? Ay bir sıkılırdım. Vakit geçmezdi. Arkadaş çevrem de yoktu o kadar fazla. Böyle bir yere de gitmezdim. Otururdum evde. Sıkılırdım. Bir iki tane arkadaşım vardı. Onlarla görüşürdüm. Onlarla da her gün görüşürdüm. Tabii ki olmaz. Her gün olmaz. Her gün onlar gelemez. Her gün ben gidemem. Böyle evde vakit geçirirdim. Şunları elimde yıkayım da. Şimdi gidecek yerim çok. Arkadaş çevrem çok. Gerçekten benim çevrem çok geniş. Çok arkadaşım var ama. Hadi şu koronavirüs şurada 1,5 aydır var. Şu an ondan dolayı zaten bir yere çıkamıyoruz. Bundan önce de işte Yakup'un bebekliği küçük olması. Kış olduğu için fazla bir yere çıkmıyordum. Bir de işim hiç bitmiyor. Bir yere gidebilmek için işinizin biraz bitmesi gerekiyor. Hani yeri geliyor bazen işi de bırakıyorum, gidiyorum gideceğim yere ama bu sefer de ne oluyor? Eve geliyorsunuz yorgun argın, evde bir sürü birikmiş işler var. Ne diyelim ya, dünya telaşı işte bunlar, tatlı telaşlar. Allah zorluk göstermesin, tatlı telaşlar sonuçta bunlar. Şimdi şunu da elimizle yıkayalım. Çocukları yatıracağım. Yakup'un da çok uykusu geldi. Dedim şu bulaşığı yıkayayım da öyle uyutayım. Çünkü bulaşığı yıkamadan uyutursam geri uyanabilir. Abileri falan ses yapar. Geri uyanır diye. Abilerine dedim 2 dakika çocukla ilgilenin. Ben dedim şu bulaşığı halledene kadar. Ablası oyalıyor şu anda içeride. Ha, ablası dedik geldi ablası. Ha, kumanda ne geziyor kızım elinde? Yedin mi elmanı? Elmamı bitirdim. Abla bir toplamamış diğerini. Ben de topladım. Bu senin zaten elma tabağı. Sana ait bu. Evet. Değil mi? Aferin abine mi atıyorsun küçük kız? Ha? Yiyecek mi başka elma? Hayır. Tamam peki. Bunu da yıkayalım. Yakup ne yapıyor? Arka abinin bu şeyi tablete. Hı? Tablete bakıyor. Yakup'un şeyi var. Ne yapacaktım ben ya? Aklımda bir şey vardı. Yapacağım şeyi unuttum. İyi mi? Şimdi aklımda... Aylin. Yakup'un biberonunu getirsene bana kızım. Şu biraz önce temizlik yaptığım bezler var ya. Bunlar suda ıslı bekliyor. Bunları yıkayacaktım. Şöyle. Zaten deterjanlı su. 2-3 saatten beri hıslı zaten ya. Bayağı bir temizlenmiştir artık bunlar. Bunları da yıkayayım. Bu gece Ramazan şey oruca kal. Aman diyemedim. Sahura kalkacağız bu gece. Biberonu yıkayayım. Şeyi öbür biberonunu da getir. Öbür biberonunu da getir annem. Bu gece sahura kalkacağız diyorum ama sahura kalkma olay olmayacak bende. Ben gece 1.30'da Ali geleceği için ben onu beklerim. Geldikten sonra bir şeyler yer yatarız artık. İlk günler biraz şey olacak ama hani ben de yapacağım. Annem ben bulaşık yıkamıyorum. Bitti bak. İşim bitti. Karınca. Hani, tamam dur şimdi onları da yıkarız.
İçine girdi. Bunlar bir şurada dursun. Birazdan sererim bunları. Annem ne yapıyorsun? Anneciğim. Ver. Anneciğim. Ne? Yok yok, şimdi bunları şey yapmıyoruz. Bunlar burada kalsın. Biraz sonra yıkayacağım. Sadece su biberonunu yıkayın. Su ister Yakup. Ben mi yıkasaydım? Kızım işim var. Bak ben Yakup'u unutmam gerekiyor. Bulaşık bunlar var mı? Yok. Var mı sence? Bak bakayım tezgahta bulaşık var mı? Ay Yakup da geldi. Ay kurban olurum. Geldi geldi. Ay kızım geldi benim. Ay sıcak suyla çalkalıyorum ki. Uf elim yandı. Mikrobu falan da kırılsın diye. Şu an saat 3'e geliyor. Biz sahurumuzu yaptık. Biraz erken yaptık sahuru. Sela daha yeni okunuyor. Çünkü Ali saat 1.30'da işten geldi. O geldiğinde sahurumuzu yaptık. Şimdi sahur masasını topladım. Bulaşıkları makineye düzüyorum. Bu arada Ali'ye ve tüm çalışanlara iş yerinden böyle bir Ramazan kolisi hazırlanmış, vermişler birer koli. Allah kabul etsin hayırlarını. Yani kolinin içinde de yok yok yani maşallah. Ayçiçek yağına varana kadar, bir koli yumurtasına varana kadar, ne bileyim pirinci, unu, işte fasulye, nohut, kuru bakliyat, aklınıza ne gelirse her şey. Her şeyi koymuşlar. Allah kabul etsin. Salçaya varana kadar düşünmüşler yani. Allah kabul etsin hayırlarını. İnsana da yani böyle iyi geliyor gerçekten de. Ramazan kolisi. Sağ olsunlar. Şirket düşünmüş. Saat 3. Gece 3. Sahurumuzu yaptık. Bulaşıkları da yıkadım. Çocuklar uyudu. Tabii ki çocukları uyudu derken hani sahura uyandırdım. Onlar da sahurlarını yaptılar. Tekrardan uyudular. Onlar da oruç tutacaklar. Alper zaten her sene orucunu tutuyor. 2-3 seneden beri orucunu tutuyor çok şükür Allah'a. Aytuğ'u da alıştırıyoruz yavaş yavaş. Aylin de hevesleniyor işte kendi kendine. O da tekne orucu tutar artık. Artık ben de kapanışımı yapayım. Biz de yatacağız. Rabbim tüm İslam aleminin ibadetlerini kabul etsin. Ramazanımız hayırlara vesile olsun. Herkesin Ramazanını hayırlıyorum. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. İlk sahurumuz, ilk orucumuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.